Habertürk'te Para Gündem'le karşınızdayız saat 9'a gelirken, günaydın bu sabahtan da. Şimdi siyasette grup toplantıları var. Mecliste grup toplantılarında verecek liderler bu hafta da mesajlarını. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dinleyeceğiz grup toplantısında. Onun dışında dış politika önemli bir gündem başlığı. İçeride CHP erken seçime hazırlık yapıyor. Kasım'da bir seçim olabilir tahminlerini yapıyor. Ekrem İmamoğlu'na ilişkin 4 yılı aşan bir hapis istemiyle biliyorsunuz devam eden dava vardı. Duruşma yarın. Dolayısıyla oradan ne karar çıkar? O dava da yakından takip ediliyor. Adaylık tartışmaları sürerken altılı masa toplandı. 10 maddelik bir açıklama yapıldı. Madde madde yol haritasına ve ittifakın aslında ana çerçevesine ilişkin de bir detaydı, bir resimdi bu. Bütün bunları konuşacağız. Ekonomide de bugün ilk çeyrek büyüme verileri gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyondaki yükseliş geçici, enflasyon düşecek, alım gücü de yükselecek dedi. Petrol fiyatları iki ayın en yüksek seviyelerinde çünkü Avrupa Birliği ülkeleri toplandı ve Rusya'ya petrol ambargosunda karar aldı. Rusya petrolünün %90'ını kapsayan bir yaptırım kararı bu. Bugüne kadar alınmış Rusya'ya en büyük yaptırımlardan birini oluşturuyor. Özellikle deniz yoluyla Rusya'dan ithal edilen petrol durdurulacak. Boru hatlarıyla bir süre petrol devam edecek ama yıl sonuna kadar petrolün tamamen Rusya'dan alımının durdurulması noktasında bir karar söz konusu. Bu hafta enflasyon verilerini de izleyeceğiz. Yani yoğun bir gündemle devam ediyoruz. Cebimizi ilgilendiren çok da başlık var. Bu bölümde ekonomiye pencere açacağız. Konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Önce günün bir özeti diyerek başlayalım, sırayı bozmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik açıklamalarını eleştirdi Cumhurbaşkanı. Biz kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya çalışmayız. Kamudaki insanları tehdit etmek, faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi. Tarihte ilk kez iç borcu ödenecek faiz, ana parayı geçti dedi. Yüksek faize dikkat çekti. Salıcı'nın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğum sürece teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine evet demeyiz sözleri vardı. Recep Tayyip Erdoğan ne zaman bir şeye olmaz dese arkasından bir anda oluveriyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu ülkelerin NATO'ya girişine karşı çıkarken bu ülkelere yeşil ışık yakabilir bu kez dedi. Sadat yöneticisi Ersan Ergür'ün bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz sözleri de Salıcı'nın gündemindeydi. Sokağa çıkacak paramiliter güçleriniz var. Onları harekete mi geçireceksiniz? Darbe mi yapacaksınız? Seçimi kazanacağız. Bu tür tehditler bizi korkutmaz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ekonomist dergisi için bir makale kaleme aldı. Gündeminde NATO üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya vardı. Erdoğan Türkiye'ye göre İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği güvenliğimiz ve NATO'nun geleceği için riskler barındırıyor dedi. Türkiye'nin aday ülkelerden terör örgütlerinin faaliyetlerini durdurmalarını ve terör örgütü mensuplarını Türkiye'ye iade etmelerini istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan makaleyi terörle mücadele konusunda gönülsüz olan hiçbir ülkenin Ankara'da talimat verebileceği hiçbir makam bulunmamaktadır sözleriyle tamamladı. Altı Muhalefet Partisi'nin 5. toplantısı 3 Temmuz'da İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. Liderlerin kurmaylardan bir sekreterya oluşturulmasının kararlaştırıldığı belirtiliyor. Plana göre sekreterya ön çalışma yapacak. Liderler ise altılı masa toplantısında anlaşmazlıkları giderecek ve son rötuşları yapacak. Böylece toplantı daha da kısalacak. Komisyonların da çalışmalarını belli aralıklarla
kamuoyuyla paylaşmasına karar verildi. İlk olarak 6 Haziran'da seçim komisyonu kameraların karşısına geçecek. Çalışmalarda geldikleri son aşamayı ve atılması kararlaştırılan adımları duyuracak. Bu toplantılardan neler çıktı? Komisyonlar aracılığıyla bir bir aktarılacak. İlk toplantı basın yoluyla bilgilendirme 6 Haziran'da yapılacak. Seçim komisyonu açıklama yapacak. Yine liderler toplantı 7 saat sürmüştü son toplantı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde. O 7 saatlik süreleri kısaltmak için bir sekreter önce gündemi hazırlayacak, başlıkları çıkaracak. Ardından da liderler son röportajları yapıp anlaşmazlıkları giderecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun vakıf iddialarına ilişkin konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın harekat gerçekleştireceğiz demesinden hemen bir gün sonra oluyor bu açıklama. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi çok büyük bir sorumsuzluk olmuştur. Son derece hassas bir konudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 kilometre derinliğe kadar güvenlik bu konuda bir harekat açıklaması yaptı. Bunun bir gün sonrası da bu kaçacak iddiaları gündeme geliyor. Dolayısıyla hassas bir konu diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Seçim güvenliği tartışmasına da değindi Çelik. Yok efendim paramiliter güçler varmış da yok, bir takım hazırlıklar yapılıyormuş da AK Parti adına söylüyorum. Sandığın dışında kim bir arayışa giriyorsa reddediyoruz dedi. Gaziantep'te yaşlı bir kadının darbedildiği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı. Toplamayacak gibi de değil zaten. Gaziantep valisi Davut Gül saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili bir açıklama da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, 70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür dedi. Olayla ilgili adli ve idari sürecinde devam ettiğini aktardı. Gündem başlıkları özetle böyle. Ekonomiye pencere açıyoruz. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Petrol fiyatları, bütün dünya Avrupa Birliği ülkelerinin aldığı yeni yaptırım kararlarını konuşuyor. Rus gazına yaptırım konusunda anlaşma sağlanamaz beklentisi vardı ama birkaç ülkeye ayrıcalık dışında Rus petrolünün %90'ını kapsayan bir yaptırım kararı geldi. Özellikle deniz yoluyla yapılan Rus petrol ithalatı durdurulacak. Boru hatlarıyla da bir süre devam etse de bir süre sonra o da kesilecek. Rusya'ya bugüne kadar uygulanmış en büyük yaptırımlardan biri hayata geçiyor. Yani özetle Avrupa Rus gazını belli bir süre sonra almayacak. Evet. Yani toplam ithalatın %30'unu yapıyor Avrupa Birliği. Rusya'dan. Evet. Yani Norveç'ten %12 yapıyor. Ondan sonra en fazla ithal ettiği ülke Norveç. Şimdi tabii şöyle senaryolar söz konusu. Hani Rusya'nın yerine İran'ı koyabilir mi diye. Ki işte yavaş yavaş İran'la tekrar bu konularda bir araya gelinebilir mi diye böyle masanın üzerinde bu senaryolar konuşmaya başlanmış gibi görünüyor. Tabii bize etkisi ne olabilir? Bize etkisi tabii biraz kötü oldu. Çünkü şöyle ki yani 123 dolardı en son ben yayına gelmeden önce. 123 dolar. Evet, oralara geldi. Yani 120 doları açtık. Olur mu? Işte, 123,5 dolar. Evet. Yani şu an hatta 130 dolarları görebilir deniyor. Sırf bu gelişme dolayısıyla. Çünkü tabii aslında bu en nihayetinde önemli bir pazar değişikliği yaratacak. Ha, biz Rus petrolüne ne kadar bağımlıyız? Biz %10'unu yani aşağı yukarı ham petrol alıyoruz Rus'tan. Dolayısıyla bizim önemli ölçüde bağımlı olduğumuz bir ülke değil Rusya ham petrol açısından. Ama burada kalan arz fazlası muhtemelen bize de gelecektir. Yani bir yandan da hani önümüzdeki dönemde farklı şekilde hani avantajlarıyla birlikte dezavantajlarıyla birlikte avantajlarını da görebiliriz bu dönem içerisinde. Çünkü aslında Rusya zaten 2-3 yıldır biz Rus petrolünün %10'unu aldık. Yani bizim toplam ithalatımız içindeki payı %10-11 civarında değişiyor gazla bu civarlarda. Karışması. Bunun sebebi de aslında biraz fiyatının bir parça yüksek olmasıydı. Biz daha çok Irak'tan vesaire biz kompanse ediyoruz bu ihtiyacımızı. Ama mesela Rusya son birkaç yıldır zaten özellikle Çin'le yaptığı işbirlikleri sonrasında neredeyse Rusya'nın toplam ham petrolünün %40'ını almaya başlamıştı. Yani bunu birden fazla bölge olarak açıklarsak hani Rusya nasıl etkilenir? Rusya bu şeyini işte Çin'e, Hindistan'a ve Türkiye'ye ve bazı bölge ülkelere yönlendirebilir. Dolayısıyla ekonomik açıdan darbe alır mı? Alabilir. Petrol fiyatının düşme olasılığı halinde alabilir. Ama şu anki görünen tabloda düşme olasılığı yok. Dolayısıyla hani buradan Avrupa Birliği doğru bir ceza vermiş olabilir mi Rusya'ya?
Bunu zaman gösterecek bize. Çünkü Avrupa Birliği'nde işte elinde yani aslında üçte birini Rusya'dan alıyor ama yine işte çeşitli kaynaklar kullanıyor. Onu çeşitlendirmesi gerekir. Burada mesela ülke ülke bakmak. Doğalgaz ne yapacak? Doğalgaz zaten başka bir, bir durum. Orada biraz LNG ile kompanse etmeye çalışıyor ama öncelikli petrolde mesela şöyle bir durum da söz konusu olacak. Bazı ülkeler %100 bağımlı. Evet tabii onu söyleyeceğim. Yani bir Almanya gördüğüm kadarıyla bağımlılık oranlarına %35 civarında bağımlılığı var. Rusya ham petrolüne. Ama mesela Almanya kaç dedi? %35 civarında. Yani Avrupa ortalaması evet, çünkü, gibi. Evet, çünkü ama bazı ülkelerde bağımlılık daha yüksek. Yani özel Doğu Avrupa ülkelerinin %100. Evet, onlara da biraz ayrıcalık tanıyorlar. Yani ama işte yani ne olursa olsun ama sonunda olsun, petrolü kestiler yani. Ya bu kararı bir aldılar. Bir kere şunu unutmayalım. Bu doğrudan Avrupa'nın tüm ülkelerine enflasyon olarak yansıyacak. Bugün de Euro bölgesi enflasyonu var saat evet. 12'de gelecek. Yani önemli ölçüde böyle kasıp kavuracak şekilde çünkü hani bununla ilgili dönüşümü sağlamadılar zaten. Yani işte ham petrol sadece şey olarak görmeyelim, akaryakıt olarak görmeyelim. Tüm plastik ürünleri. Tabii ham madde bu. Tüm. Yani bizim bütün aklımıza gelecek olan tüm plastik. İğneden ipliğe her şeyi etkiliyor her diye şey, özetleyebiliriz. Her, şey. Her şeyin fiyatını o yüzden, etkiliyor petrol. Şimdi Avrupa'daki şeyin enflasyonun yükselmesi ekonomilerini de etkileyecek. Bir şekilde durgunluklarını bizi hızlandıracak. Bizi de etkileyecek. Evet, dolaylı yoldan da bize gelecek bunun. Yani iğneden ipliğe bizde. Yani dünyada öyle bir atmosfer halinde. Ammadde kullanıyoruz ithal. Evet, öyle bir yere gidiyor ki iş. Hani bir yandan Merkez Bankası faiz arttırıyor falan derken enflasyonla boğuşuyoruz. Ama gitgide 2023 ve 2024 gibi yani önümüzdeki 2 yıl içerisinde çok daha böyle maalesef karamsar olmak zorunda kalabileceğimiz dönemlere giriyoruz gibi görünüyor. Bir de Rusya'ya yaptırımlar arttıkça Rusya'nın dengesi de bozuluyor. Mesela bu gıda hububat ihracatı konusunda Rusya daha fazla ihracat yapabiliriz. Çok evet. Daha fazla ihracat yapabiliriz. Bu Ukrayna'nın limanlarını açabiliriz ama yaptırımlar kalksın dedi. Bu açıklamadan bir gün sonra da yaptırımlar daha da ağırlaştırıldı ve petrolü kapsadı. Rusya'nın en büyük gelir kalemi bu. Dolayısıyla bu şimdi gıda fiyatlarını da, gıdayı da etkileyecek. Çünkü oradan Rusya ve Ukrayna krizi nedeniyle zaten gıda, hububat ihracatı yapılmıyor. Dolayısıyla bu da geliyor. Buğday fiyatlarını, diğer gıda ürünleri fiyatlarını etkiliyor. Evet. Bu da, buna da yansıması olacak. O da, onu da göreceğiz zaten. Bir de tabii yani kömür yatırımları tekrar başlamış. Dolayısıyla hani orada da gerginlik artacak Rusya-Ukrayna hattında. Hattında. Aynı zamanda işte Almanya özellikle bu konuya kendisine bir parça güveniyor. Kömür santralleri konusunda. Yani önümüz kış dolayısıyla çok daha böyle kritik bir döneme girebilir Avrupa bu anlamda. Gıda ve enerji konusunda. Evet. Ya bizim açımızdan da yine söylemek gerekir. Petrol fiyatını sonuçta ithal ediyoruz biz. Yani 130 dolarlar, 140 dolarlar bizim için yangın. Onu söylemek gerekiyor. Tabii yangın. Yani, ve uzun süredir hani, görmediğimiz rakamlar. Petrolü arzınla alakalı bir sıkıntı yaşamayız. Buluruz. Buluruz petrolü, rahat buluruz ama pahalı buluruz. Pahalı buluruz. Bir de belki şöyle de bir karar alınmış olabilir. Rusya rubleyle ödemeyi kabul etmediği için arka arkaya ülkelerin gazını zaten kesti. Son olarak Hollanda'ya da gazı kesti. Zaten rubleyle ödeme yapmayacağız. Zaten böyle bir gerginlik var. Almıyoruz petrolü de diyebilir, demiş olabilir yani. Bütün bu petrol ve gaz da rubleyle işlem istiyor. Sonuçta yapmayan ülkelerin de gazını, petrolünü kesiyor. Aslında şunu görüyor herhalde. Sonuçta şu ortaya çıktı. Yaptığı silahıyla gittikleri için aslında bu gerginlik de bitmeyecek gibi görünüyor henüz. Yani Türkiye arabuluculuk çalışmaları yürütüyor belki ama henüz Rusya ile Ukrayna arasında iş bitmemiş gibi görünüyor. Bunun da sona erdirmenin yolunu ekonomik tedbirlerle almaya çalıştığı için Avrupa buradan böyle kısa vadeli çözüm beklemek mümkün değil. Yani Amerika'dan sonra Rus petrolüne Avrupa'da ambargo uyguladı. Tek şunu söylemek gerekiyor belki. Evet. Yani almayacak. Petrol 70 doların altına indiğinde Rusya ekonomisi açık veriyor ve ciddi sıkıntıya giriyor. Dolayısıyla yani şu anda ne olursa olsun evet, geliri artıyor diyorsun. Geliri artıyor. Dolayısıyla elini güçlendiriyor. Öyle de böyle güçleniyor. Peki petrol fiyatlarına ve piyasa verilerine bakalım. Bizde kur da 16.37 seviyesinde olduğu için ve petrol fiyatları da yükseldiği için sadece enerji maliyetinden bile enflasyona yansıması oluyor. Kurun da geçişkenliği var. Tabii. Dolayısıyla enflasyon ne zaman düşüşe geçecek sorusu bu verilerle akıllarda kalıyor tabii. Şimdi altın onsu
Dolar TL 16.38 seviyesinde, Euro'da 17.61, parite 1.07, orada bir değişim yok. Euro bölgesinden enflasyon verisi bekleniyor. Ona göre de Avrupa Merkez Bankası Temmuz'da işte faiz artımına başlayacak mı, o tartışmada devam edecek. Yine petrol fiyatları biraz önce söylediğimiz gibi 123 doları aştı. ABD ham petrolü de rekor kırdı 119 dolarla. Brent petrolde, Avrupa kaynaklı petrolde 123 dolar 51 sent. Hı. Bu da 2,5 ayın en yüksek seviyeleri, evet, en yüksek bu karar seviyesi sonrası. Altın 1853 dolar seviyesinde. Biraz gerilemiş ama hani 1850'de tutunuyor altının onsu. Bizde dolar da yüksek olduğu için 976-980 lira altının gramı. Bitcoin'de yükseliş bugün de devam etti. %4,30'luk bir yükselişle 517.000 seviyesine geri döndü. Bitcoin 518.000 lira civarında TL bazında seyrediyor. Veriler de bunu gösteriyor. Tek bir şey söylemek gerekiyor belki. Bu eğer 123 dolar seviyesi bir hafta 10 gün sürecek olursa, yani bu şok atlatılıp bir aşağıya inmezse biz peş peşe zamlar görebiliriz. Benzin ve motorinde. Bizim litre fiyatımız böyle hızlıca gidiyor, 30'lara doğru gidiyor. Risk o. Yani risk derken çok hızlı gelmiş olacak oraya. Biz beklediğimiz enflasyondaki etkisini de, yani Haziran ve işte Mayıs'taki etkiyi de göremeyebiliriz o yüzden. Benzin 7 lira oldu, 8 lira oldu. Bu maaşlarla, bu ücretlerle bunu konuşurken nasıl, ne olacak falan derken 25 lirayı geçti. Motorun 24 liraya geçti ve petrol fiyatları durmuyor. Dolar da 16.37'nin üzerinde olunca yeni zamlar kapıda tabii. Evet, maalesef. Yani problem de o. Problem de bu. Yani şimdi dün kaç lira? 120. Yani bizim beklediğimiz enflasyonun düşeceği tarihler daha da ileriye öteleniyor bu durumda. Yani çünkü maliyetleri arttırıyor. Evet. Tabii. Hani bizim beklentilerimizi bozuyor sonuçta. Yaşadığımız enflasyonu. İlk çeyrekte büyüme %7 bekleniyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir aradaydı dün. Orada verdi mesajlarını. Saat 10'da gelecek ilk çeyrek büyüme rakamları ve %7,2 civarında bir tahmin var ortalama. Bakan da %7'nin üzerinde yüksek bir büyümeye işaret etti. Enflasyon önemli bir konu bizim için gündemimizde. Enflasyondaki yükseliş geçici. Enflasyon da düşecek, alım gücü de yükselecek. Hatta kriz, yani daha önceki pandemi öncesindeki dönemlerdeki alım gücünden daha da yüksek, daha da ferah bir döneme girilecek dedi. İnşallah. Tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, bu çip krizleri vesaire, bu enflasyondaki tahminleri bozdu. Tabii küresel piyasalarda oluşan seyir bir miktar enflasyon üzerinde baskı yarattı. Geçici bu durum diyor. Rusya-Ukrayna savaşı yani gibi. Büyüme kısmıyla aslında tabii ilk çeyrek büyümesi önemli ölçüde geçen senenin son çeyreğindeki büyümenin devamı şeklinde oldu aslında. Hani devam filmi gibi derler ya, onun gibi oldu. Ve dolayısıyla %7 de çıkabilir, üstü de çıkar, 8 de çıkabilir. Tabii bu ondan sonrasındaki dönem ise biliyorsun Rusya-Ukrayna savaşının tam anlamıyla tüm ekonomi üzerine etkisinin görüldüğü dönem oldu. Yani ondan sonraki aylar benzer bir performans bekleyemiyoruz maalesef. İhracatta iyi bir performans sergileniyor olabilir hala. Ama bizim işte artan maliyetlerimiz dolayısıyla o büyümeyi göremeyebiliriz. Kaldı ki yıl sonundaki ortalama beklenti de %3 civarında olduğunu ifade etmiş Sayın Bakan. Dolayısıyla bu da şu anlama, evet, bu da şu anlama geliyor aslında. Biz bu sene gerçekten yüksek bir enflasyonu yaşayacağız ve yanında da %3 gibi aslında neredeyse büyümemiş gibi bir şey olacağız. Yani o geçen seneki o rekor büyümenin artık etkilerini ortadan kalkmış olacak. Ve biz maalesef büyümemiş gibi bir şey olacağız. Bunun da sebebi ya bizim gibi bir ekonomide, yani işsizliği bu seviyede olan falan %3 yetmiyor biliyorsun. Yani bizim hiçbir şey yoksa %7, %5 büyümemiz lazım ki istihdam yaratabilesin. Sürekli böyle olması lazım. Gerekiyor. Bu da işte zaten yaşadığımız sıkıntıların göstergesi bu zaten. Yani sıkıntı bu. Hem enflasyon. İstihdam yaratan bir büyüme mi bakacağız? Yani istihdamı korudu. Şimdi bir şekilde işverenin de desteğiyle. Evet, ilk çeyrektekinin ben hala böyle olduğunu düşünüyorum. Rakamlar gelince göreceğiz. Ama ondan sonraki aylar için benzer bir tabloyu göremeyebiliriz. Bir de enflasyonu yüksek olduğu dönemlerde unutmayalım. Hani büyümeye de sırayettiler bu. Çünkü cirolar şişer biraz. O yüzden yani daha reel bakmak gerekiyor rakamlara. Daha doğru anlamak için. Yani aslında dediğin önemli, istihdam yaratan büyüme mi, ona bakmak gerekiyor. Tabii. Gelir dağılımını düzelten büyüme mi?
Yani, herkese yansıyan evet. büyüme mi? Buna bakmak lazım. Büyüme iyi tabii ama hani ayrıntısı da önemli. Ona bakacağız. Bu nakliyedeki, lojistikteki maliyeti de vurguluyor enflasyon açısından bakan. Yani petrol fiyatlarının yükselmesiyle motorin ve benzin tabii. artınca otomatikman taşıma maliyeti artıyor. Benzin artıyor mesela, karton pahalı. Süt, mesela küçük kartonda süt yok. Evet, yani çünkü maliyet fazla ekonomik olarak diye. Şeyi kalmadı yani, anlamı kalmadı. Yani bir anlamı geldi. Kalmadı. Bazı ürünlere de ulaşamıyorsunuz. Şimdi bugün enflasyon ne zaman gelecek? Cuma günü gelecek. 3 Haziran'da biz Mayıs ayı enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. Oradaki beklenti de Mayıs'ta enflasyonun aylık %4,8, yıllıkta da %76,7'ye ulaşması yönünde. Yani %76'yı aşması bekleniyor. Bu da 24 yılın en yüksek enflasyonu olacak eğer böyle gelirse. Ben Mayıs'ta çok daha yüksek bir enflasyon bekliyordum. Bu Reuters yani, ortalaması. Evet, yani bunlar herhalde ben de şöyle baktığımda hani 6,5'lar falan civarında bir rakam. Beklentiler %7'ye kadar çıkıyor aylıkta, doğru. Ben 6,5 gibi kabaca hani bir tahmin şeyim var, ona bakmıştım. Benzin motorun %23 artıyor. 6,5'lar mertebesinde gibi gördüm. Hani bu çıkarsa yine iyi. Yani böyle bir Mayıs ayında 5'in altında bir aylık enflasyon çıkacaksa çok iyi. Bu da iyi diyeceğiz. Yani. Ona iyi deriz. Ama ben hani 6,5-7 arasında bir enflasyona şaşırmam. Onu demek istiyorum. Yani %80'e vurmasını aşmasını şaşırmam. Yani olmaması lazım. Yani çünkü şey olarak bakıldığı zaman yani özellikle benzin fiyatına baktığımız zaman o bile aslında önemli yükseldi. Etkisi var. Kur yükseldi. Tabii bir sürü şey var arada. Süt fiyatı 15 Mayıs'tan itibaren arttı. Aynen. Yani gübre fiyatını atlatıyorsun, şekeri hatırlıyorsun. Daha yani, Haziran birden fazla kalem var böyle yani. Var evet, yani. Birden fazla kalem var. O yüzden de hani daha yüksek çıkabilir. Öyle bir risk var. Merkez Bankası'nın tahminiyle %42,8 son enflasyon raporunda %42,8'e çıkardı ama yıl sonu tahminleri de %60'ı aşmış durumda. Yani Merkez Bankası falan. Sonuçta aslında işte farklı bir beklenti içerisinde. O kendi farklı bir data varsa elinde bilemiyorum ama piyasanın beklentileri bunlar. İnşallah enflasyondaki durum geçicidir ve düşer kısmını görürüz. Yani buradaki sıkıntı elbette yani bu fiyatlar geri gelmese de en azından enflasyonda rakamsal olarak bir şey olacaktır. Ama bunun hangi vadede gerçekleşeceği önemli. Yani biz bunu bu sene içinde görecek miyiz? Yoksa seneye mi sarkacak? Ki ben bu son petrol krizinden sonra ben bu işin bu sene içinde olmayacağını en az yani en iyi iyileşme vaktinin 2023'ün belki ilk çeyreğinde görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü maalesef bu petrol fiyatı çok şey etkiliyor. Ve bütün ayların beklentilerini değiştirecek maalesef. Biz o yüzden söylüyoruz yani sübvanse edilecek bir eğer kurşun atacak bir yerimiz varsa bu konuda mümkünse maliyetler kaleminde akaryakıt yoğun olan tüm alanlara destek olunması gerekiyor. Evet. Gıda zaten pahalı, bir de onu taşırken maliyeti var, üretirken i̇şte maliyeti. İşte bunların hepsine bakılması gerekiyor. Var. Yani maliyette var, müdahale edebiliriz. İşçilik maliyeti var, taşıması var, hepsi bir araya geliyor. Evet. Maliyet arttıkça artıyor. Hı-hı. O yüzden enflasyon daha da işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çin'de Şangay'da kapama yarın bitiyor. Ya yani yarın açılıyor, okullar açılacak, yine fabrikalar açılacak. Bir yandan dünya ekonomisi için, büyüme için iyi ama bir yandan da petrol kullanımı tabii. Yazın daha da artar. Bu da petrol fiyatlarını etkileyecek bir durum olacak. Evet, o da rakamlar içerisinde. Çin hareketlendikçe oradaki talep de artacak. Evet. Dünyadaki yaz hareketi demez. Amerika'daki petrol fiyatları zaten daha önce başlamıştı yükselmeye. Yazın talep artıyor diye. Uçuşlar başlıyor mesela. Aynen öyle. Petrole talebin de arttığı bir dönem olduğu için oradan da yükseliş yiyecek. Bu yaptırımlar da yükselişi etkileyecek. İnşallah 130-140 dolarlara gelmez. İnşallah. Rekorları yani. 140-150 dolardı. Evet, o civarlarda. Evet, 150 dolardı. Yani, evet. CHP'de yüksek kiraya karşı araştırma komisyonu kurulmasını istedi evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Seneye halledilecek herhalde komisyon kurulunca. Seneye kadar çıkar herhalde. Geldi. Ya komisyon, yani şimdi bu tabii komisyonlar kuruluyor bilmem ne falan. İnsanlar her ay kira ödüyorlar. Yani... Ay geldi yarın ayın biri. İşte onu diyorum yani bu öyle bir şey değil yani. Faturalar gelecek arkasına. Komisyon kurulacak, araştırması yapılacak bir konu olmaktan çıktı bence. Hani çünkü bunu... Ödüyor vatandaş yani. Bir sonraki şey yani şey dönemine, yasama dönemine falan kalır artık o komisyonlarla. Yani bu işin çok daha hızlıca yani çözülmesi gerekiyor. Bu çözülecek tarafı da söylüyorum yani şey de değil yani. Bu hani binaları yaptık adamı beklemek de değil yani. Bu dönem... Bu kiralarla ilgili bazı gruplara, bazı ailelere destek olunması gerekiyor. Bunun başka bir çıkar yolu yok. Yani bu dönemi ancak böyle 6 ay, 7 ay böyle geçiririz.
Sonra eğer bina dikiyorsak dikelim, ancak onun da faydasını 2023'te, 2023 sonunda en iyi ihtimalle, çok hızlı yaparsak binaları. Ve onu da bu arada hani biraz ucuz ham maddeyle yaparsak falan. Yani 2023-24 yani bu stok, 2 yıllık stok erimesi vardı zaten. O yüzden bu 2 yıllık stok erimesini ancak biz 2 yıl içinde yerine koyabiliriz. Ama vatandaş bu arsayı nasıl alacak, üzerine nasıl ev yapacak ben anlamadım. Bence onu kimse anlamadı. O konuyla alakalı detaylar gelecektir. Ama yani o arsa nerede, nasıl olacak? Yani bunlar bence hani biraz üzerine düşünülmesi gereken konular. Yani arsanın, ben sanmıyorum bu projenin bu şekilde olacağını, yürüyeceğini. Vallahi ben mesela bazen şehrin göbeğine bakıyorum. Bayağı bir ev yapılmış yani, böyle orman arazileri mi istersin, hazine arazileri mi istersin yani. Üzerine böyle kat çıkılmış evlerim falan. Yani yapılır, insanlara ev yapılır, oraya yol yapılır vesaire, ama mesele bu değil ki, burası İstanbul. Yani bu metropol, dünya şehri burası. O zaman da ihtiyacı olanlara yapılabilir canım. İşte, el birliğiyle daha mantıklı, makul, daha sağlıklı, çevrece. Bir kere önce bence nüfusu, göçü bir planlasak iyi olur. Yani İstanbul herkesin gelip konaklayabileceği, boş geldiği yerde oturabileceği bir kent değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde İstanbul gibi göz bebeği bir şehir neredeyse çok sayılır. Yani dünyada birkaç şehir böyledir. Dolayısıyla bu şehirlere gelip de hani böyle istediğiniz gibi ev kuramazsınız. Dolayısıyla bunun bence bir koşulu oluşturması lazım. Eğer bu şehirde yani mesela Barcelona'da turistler biliyorsun 30 küsur milyon turist vardı ve deniyordu ki, belediye başkanı çıkıp demişti ki artık istemiyoruz mesela. Şimdi bu başka bir şey. Ama biz de, buranın halkı da şey diyebilir. Ya artık bize zarar veriyor. Dolayısıyla buraya göçü engelleyelim. Başka illere gitsin. Kimse şey demiyor. Yani bu insanlar zorda ve bunları başka ülkelere gönderelim demiyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bunun yönetilmesi gerekir. İstanbul gibi zor bir şehirde bunun yönetilmesi lazım. 10 tane evin bir tanesini yabancılara satıyorsunuz sonuçta siz. Bunun sonu en nihayetinde burada yaşayan normal insanların, vatandaşların sıkıntıya girmesidir. Bak bugün İstanbul'da gerçekten memur olmak isteyen yok. Yani İstanbul'a tayin çıkan kara kara düşünüyor. Düşünürse haklı. İnan ki. Yani o yüzden... Böyle hani, bir kondu çevirmemiş. Bu çok gerçekten kötü bir durum. Ya eskiden can atılırdı. Büyük şehirde olsun da işte çocuğum daha iyi bir eğitim alsın vesaire diye. Şimdi tam tersine gitmiş durumda. Ben yaşayamam büyük şehirde diyor aldığım maaşla. İstanbul'a tayin çıktığında kara kara düşünüyor insanlar. İstanbul'da memur olanlar. İşte onun için bu şehrin yönetilmesi, bu şehrin bu şekilde planlanması olanlar. Gerekiyor. Esnaf olanlar. Zor herkesin işi. Özellikle büyük şehirlerde, sahil kentlerinde daha zor tabii, ama her şehrin ayrı zorluğu var. İnsanlar da küçük, yani daha büyük şehirlerin, daha Anadolu'da da daha az kazançla yaşamaya çalışıyor aslında aynı baktığında. Yani şöyle, belki orada biraz daha yardımlaşma, destek farklıdır ama onun da geliri ona göre. Ya evet, mutlaka, ama hani küçük bir şehirde ya da daha böyle orta halli bir tabii şehirde. Tabii insanlar orayı tercih ediyor. Evet, yani ekonomik olarak en azından yol Masafort'tan kalkıyor daha. Aynen, fazla. Daha okula çocuğunu servisle göndermiyor. Göndermiyor, daha yakın, yani, daha kompakt. Çarşı pazara daha önce geliyor indirim bir parça. Hani Ankara ile buranın arasında bile karpuz farkı var. Senin fiyatla Ankara fiyatını karşılaştığımızda ortaya fark çıktı yani. Yani ben İstanbul'da böyle hani merkezin göbeğinde olan bir semtte oturmuyorum, ama şunu söylemek istiyorum. Ben birkaç market dolaştım da fiyatları hani, yani haksızlık etmek istemem çünkü. Hani bir yere bakıp söylemeyeyim diyorum. Ama hani evet, var tabii ki 5-6 liraya da kilosu karpuzun var. Kilosu var. Ama hani 20 liraya kadar çıkan rakamlar da var. Evet, şimdi, beyaza yakın. Şimdi bakıyorsunuz dolayısıyla... Kavun karpuz arası bir şey yani, dolayısıyla hani yani bu da abartılan bir şey de yok aslında. Dikkatli bakıldığı zaman görünüyor. Neyse. Şu mesela indirim kampanya, indirimler açıklanıyor ya işte marketler böyle. Yani en uygun markette. Şöyle küçük bir kutuda peynir 50 lira. İndirimli i̇şte, hali bu. İşte yani ya evet. Fırsat ürünü bu. Evet. Artık neyin fırsat olduğunu da karıştırıyoruz bazen marketlerde. Yani 50 lira fırsatmış yani. Ya bir kere her şeyi bir kenara bırakalım. Şu net. Eskiden ben çok önemli böyle hafta sonları özellikle ciddi kuyruklar olurduk şeylerde, kasalarda. Bir kere evet. O kuyruklar ortadan kalktı. Yok evet, rahat. İnsanlar daha sık sık şöyle daha bakıyorlar. Daha az alıyorlar ki hani belki İhtiyacı indirim kadar. Varsa ya da evde bozulmasını istiyorlar vesaire. Aynen. Ama şu bir oluştu yani. Haftada 3-4 defa gidiyor insanlar, onu gözlemliyorum. Yani haftalık alışveriş diye bir şey ortadan kalktı. Evet. Zaten öbür türlü... Ama tek gideceğimiz yer orası olduğu için de bir şey olur, hava alma oluyor işte.
Pandemide de alıştık ya, sadece markete gidiyoruz. Pandemide hakikaten bir sevinç kaynağıydı. Sevinç kaynağıydı, aynen. Şimdi fıstık 240 liraymış bu baklavalarda, çikolatada, künefede, tatlılarda, pastalarda kullanılan fıstıktan bahsediyorum. Bayağı kullanılıyor yani. 240 liradan 440 liraya çıkmış kilosu. Şimdi sektör temsilcileri de toplanmış. Bu karaborsacı haramzadeler bize sade boş baklava ürettirdi diyorlar. Fıstık koymayalım, ceviz koyalım diye çağrı yapıyorlar. Fıstıkta da ithalat istiyorlar. O da olsun. Ya 240 liradan zaten 400, ithal ediliyor bu arada. 440 lira oldu. Ya biz İran'dan önemli ölçüde fıstık ithal ediyoruz zaten. Yani hani etmiyoruz değil. Üstelik hani kalitesi yarı yarıyadır, ben öyle söyleyeyim Antep fıstığıyla. Yani kalite farkı çok büyüktür. Ama yani şu denmiyor, yani ithale vereceğimiz parayla içeride üretimi arttıralım denmiyor da, ithal olsun biz de hemen koyalım. Çok güzel. En kolayı bu zaten. Yani bilmiyorum. Yani gerçekten zaten böyle oldu bu iş. Yani böyle oldu bu iş. Ondan sonra işte bir dünya krizi çıkıyor, bir gıda krizi çıkıyor. Hiç kimseden ithal edemez hale geliyor. Aynen öyle. Evet. Bu arada şekerin kilosu 6,5 liradan 25 liraya çıkmıştı ya. Sonra 400 bin tonluk şeker ithalatına onay verildi. Vergisiz ithalat yapılacak diye. Marketlerde böyle 1,5 lirayla 4 lira arasında şeker fiyatı düştü ama toptan şeker fiyatında düşüş yok. 50 kiloluk 1200-1400 liraya hala satılıyor. Şimdi toptan şekerde de bir düşüş bekleniyor. İthalat onun bir kısmı bir şekilde biraz daha aşağıya çeker. Ama baktığında çikolataya, pastaya, işte tatlı ürünlerine şeker de kullanılıyor, süt de kullanılıyor, fıstık da kullanılıyor, ceviz de kullanılıyor. Hepsi pahalı mı olur? Hepsi pahalı. Evet, hepsi maalesef. Yani, hepsi pahalı hepsi yani. Pahalı. Dolayısıyla hani hemen etki etmiyor. Ama işte ya bir tatlı almak için kullandığınız malzemelerin hepsi ateş pahası olmuş. Ya bunların kimisi de elzem, yani bazıları da hani kim şeyde de kullanılıyor, lastanende falan da kullanılıyor. Dolayısıyla hani elzem tarafı da var. Peki yani, şimdi ithalatla olmuyor maalesef o alanda. Yani bizim yani ithalatla bir süre kesersiniz, frenlersiniz ama bir süre sonra tekrar aynı seviyeye gelirsiniz. Gelirsiniz. O anlık çözüm oluyor. Anlık, hep tabii. İthalat bu anlık çözümü getirdi. Mesela ette hayvancılığı çok etkiledi olumsuz. Yani tarımda bunu yapa yapa bu hale geldik. Daha şimdi tarım arazileri, ekilmeyen arazileri ekeceğiz diye açıklama yapılıyor. Niye ekilmiyor onlar? Ne oldu onlara? İşte ondan sonra aynen. Geri dönüp onun zararını şimdi ekmeye görüyoruz. Ekmeye çalıştığımız yerde bina almasın. Yani de o var. Yani onlar da olabilir. Çünkü biz bunu unutmayalım. Hatta yani, o binanın üstüne bir kat, evet. Birkaç kat falan çıkmıştır evet, şu anda. Ya bunlar eğer şehrin işte deniz değerine kenarına, değer katıyordur. Evet yani Ege bölgesinde denize yakın yerlerdeyse falan. Siz markette tırmanın. Neler yapıldığını gayet iyi biliyor herkes. Ciner grubu CEO'su Gürsel Usta'nın açıklamaları var. Dün Bloomberg HT'de Açıl Sezen'in, genel yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı. Bir yandan da yatırımlar devam ediyor ve şirketler hem istihdam yaratmaya, hem istihdamı korumaya, hem de yatırımları sürdürmeyi ve ihracatı arttırmaya devam ediyorlar. Zaten büyüme verilerinde de ihracatın etkisini göreceğiz saat 10'da büyümede. CEO Gürsel Usta diyor ki soda külü tarafında önümüzdeki yıl 300 bin ton civarında üretimimizi artıracağız. Aynı anda da bir 6. hat yatırımına başladık. Bununla birlikte 600 bin tonluk bir kapasite artışı olacak. Böylece Türkiye'den yaklaşık 5 milyon 800 bin ton civarında üretim yapıp bunun %90'ını da ihraç edeceğiz diyor. Altıncı hat yatırımı da 200 milyon doların üzerinde olacak. Yani bu dönemde yapılacak yatırım soda tarafında. Cam tarafında da Ankara Kazan'da 650 tonluk bir iki fırın yatırımı planlıyoruz diyor. Bozüyük tarafında da üçüncü fırın yatırımı. Bu da 500 tonluk. Bu yatırımların toplamı da 500 milyon doları aşacak diyor. Yine soda külündeki yatırım mesela 175 kişiye. Evet. Cam yatırımında 1200 kişiye istihdam sağlanacak ve ihracatta bu yıl 1 milyar doları aşacak. 750 buradaki milyon dolardan. Buradaki fleşi aslında net ihracat bu. Yani bunun ithalatı yok. Yani ithalatsız 1 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. Aynen. Yani hep aradığımız, özlediğimiz şey işte bu. Dolayısıyla hani normalin de üzerinde anlam ifade ettiği değeri bu. Yani bu yatırım. Bu ihracat rakamı önemli, yatırımlar önemli ama bunun sonucu daha önemli bir manşet var. Bütün şirketler de bunu yatırımlarıyla sağlamaya çalışıyor. Dolaylı ve doğrudan 12 bin kişiye istihdam. Evet.
İşte bu hem direkt döviz girişi tabii. ihracatla hem içeride şirketlerin üretimini, ham maddeyi sağlamak, dışarıya bağımlı olmadan şirketlere bu desteği vermek ve 12 bin kişiye istihdam bunun bu yatırımların geldiği nokta ve önemli etkisi manşeti. Evet. Bir de şöyle bir manşet var. 7 milyon lira günlük kaynak aktarıyoruz kamuya diyor. Evet yani. Çünkü vergi değerli. Üretiyoruz. O da çok değerli. Yani çalıştıkça vergi veriyoruz ve 7 milyon günlük dükkanı kapattığımızda kamuya verdiğimiz kaynak, aktardığımız kaynak bu diyor. Bu açıklamaları da yapalım. Bir yandan da yatırımlar istihdam anlamında Türkiye'nin çalışmaya devam ettiğini de göstermiş olalım. Biraz moral olsun. Evet. Bize de izleyicilerimize de. Kısa bir ara veriyoruz şimdi değil mi? Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Siyasal iletişim danışmanı Doktor Gürtem Saydan Sanver İstanbul Stüdyosu'nda benimle birlikte. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Drogoman Strateji Başkanı Onur Erim de çevrim içi bizimle birlikte. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bugün de kur yerine petrol fiyatlarını takip ediyoruz. Az önce işte 123 doları geçti, 124 doları geçti. Şu anda da 124 dolar seviyesinde Avrupa Birliği ambargoları, Rus gazına ambargoyu onayladı, kabul etti. Rusya'ya yapılmış en büyük, Rus petrolüne en büyük yaptırım olarak kayda geçmiş oldu. Anlaşamazlar diye bir beklenti vardı hani petrol ithalatını kesme konusunda ama anlaştılar. %90'ını kapsıyor. Bu da petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bu ne demek? Dünyada enflasyon demek. Dolayısıyla bizde de enflasyon demek, enerji maliyetlerinin artması demek. Umarım yeni zamlar görmeyiz benzinde, motorinde. İğneden ipliğe her şeyi de etkiliyor, ham madde çünkü. Bir yandan petrol dövizde 16.40 seviyesinde. Bugün büyüme, işte bu hafta Mayıs ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Euro bölgesinde enflasyon rakamları gelecek. Enflasyondaki düşüş, enflasyondaki durum hem bu taşımacılık maliyeti, hem Rusya-Ukrayna gerginliği, hem çip krizi gibi tedarik zincirinde oluşan sorunlar nedeniyle geçici olacak dedi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Enflasyon nedeni bunlar ve enflasyondaki durum geçici, alım gücü daha da yükseltilecek dedi. Bu mesajı verdi. Enflasyonda düşüş ne zaman sizce Onur Erim? Yani şöyle bir durum var. Çok net bir konuyla başladınız. Dünyada petrol, doğalgaz fiyatları artıyor. Bu kadar volatil, bu kadar bir kere öngörülemez olduğu sürece ve bu kadar artışa gebe olduğu sürece işin doğrusu enflasyonun şu gün veya bugün düşmesini beklemek gibi bir gün vermek çok kolay bir şey değil. Çünkü hakikaten çok fazla bilinmez var. Ve aynen dediğiniz gibi petrol fiyatları, doğalgaz da öyle artık, hem üretimi hem de masamıza gelen, evimize gelen, ayağımıza gelen, kullanmakla zorunlu olduğumuz her şeyi etkiliyor. Burada sanırım en çok yapılması gereken şey, enflasyonla ilgili bir fazla bir şey yapamıyorsak ki şu an dünyadaki durumdan dolayı çok da fazla bir şey yapmamız aslında beklentisi için olmamamız lazım. Alım gücümüzü bir şekilde yükseltmemiz lazım. Buna da temel ihtiyaç maddelerinden başlamak herhalde en mantıklısı olur. Sonuç itibariyle halkımızın özellikle temel ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılaması için muhakkak yeni yeni programların üretilmesi lazım. Dünya da bunun zaten aksini yapmıyor veya tersini yapmıyor. Dolayısıyla ben şahsen enflasyonun şu gün veya bugün düşmesi konusundan çok halkımızın en azından temel ihtiyaç maddelerinde hızlı bir şekilde alım gücünün artması konusunda yapılacakları daha çok önem vermek durumundayız mecburen diye düşünüyorum. İşte kira. Hatırlıyorsunuz her şey yani barınma, gıda, sağlık, eğitim, ulaşım bunlar öncelik verilmesi gereken konular. Zannediyorum dünyanın gerisini de yaptığı gibi bu konuda hükümetin arka arkaya insanlarımızı rahatlatacak, halkımızı rahatlatacak bir takım programlar, sübvansiyonlar, gerekirse çok özel sübvansiyonlar yapmaya ihtiyacı var. Bunu da yapacağını düşünüyorum çünkü arka arkaya bir şeyler açıklanıyor ama dünya o kadar hızlı bu konuda dönüyor ki benzer şeyleri Amerika'da yapıyor, Avrupa'da yapıyor, yapmak da zorundalar. Ve bu kriz
en azından ateşi düşene kadar, ki ben de ilk başladığında bu Rusya-Ukrayna krizini, saldırısını çok kısa sürede biter düşüncesindeydim. Dünyadaki birçok insanda ki olan düşünce gibi. Ancak bitmedi ve yakın bir zamanda biteceği gözükmüyor. Dolayısıyla hani bazen devletler, bazen değil devletler savaş zamanı çok ekstrem önlemler alır ya, çok atipik şeyler yapar ya. Aslında ekonomik olarak da dünya böyle bir safhada. Çok atipik önlemler gerekirse, çok normalde alışmadığımız önlemler alıp halkımızın bu süreci mümkün olduğu kadar en az zararla geçirmesini sağlamak durumunda. Bununla da ilgili hükümetin performansını hep beraber göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi kira konusunda bir sosyal konut projesi açıklanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bakan kurum Temmuz-Ağustos'a işaret etti. Yine arsa satışı planlanıyor ama kira çok acil çözülmesi gereken bir sorun olarak önümüzde. Hadi konut fiyatları zaten aldı başını gitti ama kira ciddi bir sorun. Gıda ciddi bir sorun. Mesela biraz önce fıstığı konuştuk. Kilosu 440 lira olmuş. Baklava üreticileri, sektör temsilcileri diyor ki çikolatadan tatlıya, pastaya her şeyi etkiliyor. Bunun da ithalatını yapın diyor. Yani haramzadeler yüzünden, karaborsacı haramzadeler yüzünden biz boş baklava üretmek zorunda kaldık diyorlar. Şimdi süt fiyatı yüksek, şeker hala yüksek, ithalata izin verildi. Dolayısıyla bazı noktalarda nereye el atsanız peynire gidiyorsunuz öyle, süte gidiyorsunuz öyle, ete gidiyorsunuz öyle. Dolayısıyla Onur Bey'in dediği gibi taşımacılık da maliyetli. Dolayısıyla böyle benzine ya da petrole ya da işte ne bileyim sanayiye ya da belli ürünlere teşvik gerekiyor. Direkt teşvik gerekiyor. Kiraya da böyle bir çözüm mü bilmiyorum. 7 bin liralık kiranın ne kadarına destek olursunuz 10 bin liralık kiranın onu da bilmiyorum. Türkiye ortalaması gelmiş 4 binin üstüne 5 bine. Enflasyon geçici, yani nedenleri belli. Geçici, düşecek enflasyon, alım gücü de artacak dedi Hazine ve Maliye Bakanı. Acaba direkt maaşların artışı, direkt teşvikler vesaire mi gündeme gelecek? Bu süreç sonunda da CHP'nin dediği gibi Kasım ayında CHP'de ısrarla 6 Kasım, 24 Kasım hatta tarihler verilmiş, o yazılıp çizildi. Bir seçim mi? Cumhurbaşkanı da ve Devlet Bahçeli'de MHP lideri Sayın Bahçeli de seçim zamanında diyor arka arkaya. Ama buna rağmen bir Kasım söylentisi de var. Valla sevgili Ebru, biliyorsunuz biz sizin programınızda genelde bir ekonomiyle başlıyoruz ve uzun zamandır hep aynı şeylerden bahsediyoruz. Yani enflasyondan bahsediyoruz. Sayın Bakan Nebati'nin açıklamalarından bahsediyoruz. Çünkü biliyorsunuz o farklı açıklamalar yapıyor. Süreçler veriyor. Zamanlar veriyor. Şu tarihten sonra iyileşme başlayacak deniyor. Diyor. Fakat maalesef ki biz hiçbir iyileşme göremiyoruz. Ve ben bazen 3 ay, 4 ay önce konuştuklarımıza bakıyorum ve ne kadar güzel günlermiş diyorum artık. Yani her geçen gün çünkü daha büyük bir derin ekonomik sıkıntıların içinde boğuşuyoruz biz. Her geçen günü arıyoruz. Yani bundan birkaç ay önce halkın ay sonunu artık hesaplayamaz duruma geldiğinden bahsetmiştik. Sonra haftayı nasıl geçireceklerini düşünüyorlar dedik. Şimdi neredeyse gerçekten hemen hemen herkesin, ya çok ciddi bir nüfusun gündelik olarak yaşama tutunma çabalarıyla geçen günlerini gözetlemek zorunda kalıyoruz. Ve hala Sayın Bakan işte belli bir şeylerin şunlar olacak, bunlar olacak diyor. Hala önerilen her şey pansuman. Hala minik dokunuşlar, evet, pansumanlar. Yani şu an için tarım arazilerinin ekilmesi noktası mesela daha orta vadeli bir durum. İşte çünkü biz diyoruz ya burada da uzun bir zamandır, yani 2002'den beri bir tek parti iktidarının oluşturduğu birçok politikanın aynı anda çöküşünü birden de yaşıyoruz. İşte tarım politikasının çöküşünü yaşıyoruz. Şimdi bir takım bu politikada önlemler almaya çalışıyorlar, düzeltmeler yapmaya çalışıyorlar ama elbette ki bir tarım politikasını siz dünden bugüne düzeltemezsiniz. Ya da bu tarz olaylar işte susuzluk gibi, kuraklık gibi, tarım gibi kriz çıktıktan sonra bunlara müdahale edebilmek çok zor. Sizin zaten iktidar olarak, hükümet, bir devlet olarak yapmanız gereken ana nokta bunları uzun vadede görebilmek. Uzun vadeli stratejilerle halkınıza bugünleri yaşatmamak.
Şimdi siz politikaları son derece o zamanın konjonktürüne uygun gündelik olarak yaptınız ve bundan belirli bir takım çıkarlar sağladınız. Peki bugün çöktü ve şimdi seçmenlere, halka yine uzun vadeli bunlar olacak, şunlar olacak deniyor. Bir de şimdi, sorun çözülmüyor. Mesela Rusya yaptırımları kalksın, ben gıda ihracatını yaparım diyor. Yaptırımlar artıyor. Otomatikman gıdayı da etkileyecek. Yani buğdayı da etkileyecek. Çözülmüyor çünkü aslında biz Türkiye ekmeği olarak yani. Tabii biz Türkiye olarak aslında paranın çok daha bol olduğu, yani dünyada paranın bol olduğu bir dönemde yanlış politikalar uyguladığımız için şu anda işte siz de programa girişte bahsettiniz. Petrol fiyatlarının yükseldiği, tüm dünyada enflasyonun yükseldiği bir ortama böyle bir kriz halinde yakalandığımız için her geçen gün fakirleşen, yoksullaşan, artık gelir yoksulluktan öte tabii yokluk yaşayan, gelir dağılımı tamamen bozulmuş. Gelir adaletinde biliyorsunuz dünyada en alt sıralara neredeyse gerilemiş bir ülkede var olmaya çalışıyoruz. Bahsi geçen barınma, gıda, hep söylüyorum Maslow'un ihtiyaç piramidinin en alt tabakasındayız biz şu anda. Bunlarla maalesef ki bunların var olmaya çalışıyoruz. Evet. Yani hepimiz için aynı şey geçerli. Çok ciddi bir bana kalırsa toplum içinde de büyük bir makas da açılıyor. Yani üst gelir grubunda gerçekten artık bir avuç insan ve alt gelir grubu sürekli artan bir nüfus. Evet. Orta sınıf herhalde artık tamamen yok olmuş durumda. Ama bu hepimizin yaşadığı bir şey. Yani hepimiz elektrik faturasını elimize aldığımızda bir şok geçiriyoruz. Hepimiz su faturalarında, elektrikte özellikle şok geçiriyoruz. Hepimiz markete gitmekten korkar hale geldik. Ben şimdi görüyorum insanlar örneğin evlerine misafir çağırmak istemiyorlar. Çünkü o kadar yüksek bir maliyet ki artık bir misafir ağırlamak ki. Biliyorsunuz Türk toplumunun en temel özelliklerinden biridir. Misafirsever, misafir ağırlar. Biz bir şeker bayramı geçirdik. İnsanlar gerçekten baklava alamadılar. O içi boş baklava diye bir şey üretildi bu sektör ülkede. Sektör temsilcileri de ona isyan ediyor. Yani, niye yaşadık biz diyor. Yani hani ben kendi en azından hayatımda, çocukluğumdan itibaren ben daha önce hiç bu kadar büyük bir ekonomik kriz hiç görmemiştim. Ben daha önce hiç hayatımda boş baklava, boş tost diye bir şeyler hayatımda hiç duymamıştım. Evet, her zaman için elbette ki sıkıntı olur ama bu derece bir boş olmaz. Bu derece bir yokluk, bu derece bir yoksulluk, bu derece artık ızdırap çeken insanlar neredeyse sokakta. Hakikaten çok üzücü. Burada tabii, bir nokta koyayım, bir araya gideyim, sonra devam edelim mi? Bu saat dilimini tamamlayacağız. Kısa bir aramız var, ardından buradayız. Devam ediyoruz Habertürk'te Para Gündeme. Drogoman Strateji Başkanı Onur Erim ve Siyasal İletişim Danışmanı Doktor Gülfem Saydan Sanver'le birlikteyiz. Sıcak gelişmeleri de aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 15 yıl sonra Savunma Bakanlığı düzeyinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret yapan ilk bakan oldu. Savunma Bakanlığı düzeyinde ilk ziyaretti. Bu aynı zamanda açıklamaları da var. Suriye'de harekat sinyali mesajı vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'de teröristlerin varlığını asla kabul etmiyoruz dedi ve daha neler söyledi? Esra Nehir bizlere aktaracak. Esra. Ebru Baki, Suriye'nin kuzeyine olası bir harekat olacak mı? Bu konuda verdiği yanıtlar oldukça önemli. Hemen o yanıtları aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç ve teçhizatıyla, sahip olduğu moral, motivasyon ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda azimli, kararlı ve muktedirdir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Milli Güvenlik Kurulu bildirisine de giren o açıklamalar üzerine Akar, 2016'dan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 başarılı operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Bizim bu faaliyetlerdeki tek amacımız ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak oldu. Orada oluşturulmak istenen bir terör koridoru vardı. Bunlara müsaade etmeyeceğimizi, bunların ülkemizin güvenliği bakımından son derece sakıncalı ve tehlikeli girişimler olduğunu belirttik dedi. Eğer bunlara müsaade etmeseydik şu anda çok daha zor şartlarla mücadele ediyor olurduk dedi.
Dün de aynı fikirdeyiz, aynı değerlendirmeyi yapıyoruz. Bugün de aynı değerlendirmeyi yapıyoruz dedi. Dolayısıyla ülkemizin, milletimizin güvenliği bakımından buradaki terörist faaliyetlere müsaade etmeyeceğimizi bir kere daha ifade ediyorum dedi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata, olası bir operasyona hazır olduğunu ifade etti. YPG ve PKK arasında bir fark olmadığını da bir kez daha altını çizdi. Bunu defalarca ifade etmemize rağmen bazıları bunu anlamamakta ısrar ediyor. Tekrar söylüyoruz, muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde de çok teferruatlı şekilde somut delilleriyle birlikte PKK'nın YPG'nin de PKK olduğunu ortaya koyduk. Artık bunun anlaşılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin olası bir harekata karşı daha önce yaptığı gibi tüneller kazdığına yönelik de iddialar vardı. Bu iddialardan soruldu Hulusi Akar'a. Terörle mücadele konusunda yaptığımız malum dedi. Bu nedenle teröristlerin ne yaptığına değil bizim ne yaptığımıza bakmalı ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme adımları kapsamında hatırlanacaktır. İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir ziyaret gerçekleşmişti ve ardından Şubat ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti ve karşılıklı ilişkiler ivme kazandı. Son olarak 15 yıl aradan sonra Milli Savunma Bakanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşti ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu ziyarette verdiği mesajları aktardık Ebru Baki. Esra Nil'e çok teşekkür ediyoruz. Suriye'ye olası bir operasyon noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı netti. Sınırımızda 30 kilometre derinlikte güvenli bölge istiyoruz. Bu konuda Rusya ve Amerika'nın daha önce verdiği sözler vardı. Harekatlar devam ederken. Özellikle dün Putin'le yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde bu konunun da gündeme geldiğini biliyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TSK verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır mesajı veriyor. Aynı zamanda ilk çeyrek büyüme verileri de geldi. Ocak, Şubat, Mart 2022 dönemini kapsıyor bu büyüme. Ve Türkiye birçok ülkenin daha üzerinde %7,3'lük büyümeyi yakalamış durumda. Gayri safi yurt içi hasıla artışı, yani ilk çeyrek büyümesi Türkiye ekonomisinde %7,3 oldu. Bakıldığında bu büyüme iyi bir büyüme. Fakat biz bu büyümeyi ne kadar hissediyoruz? Ben büyümedim sözlerini işitir gibiyim. Bir yandan da bu büyüme %7,3'lük büyüme sonrasında istihdamda çok daha büyük bir bozulma olmadı. Şirketlerin yatırımlarının devam etmesi, ihracatın devam etmesi Türkiye ekonomisinde büyümeyi sağladı. Bu kadar yüksek büyümede bu kadar sıkıntı nasıl olabiliyor diye sorabilirsiniz. Bu da gelir dağılımının bozuk olduğunu bize bir kez daha teyit eder. Dolayısıyla ilk çeyrek itibariyle Türkiye ekonomisi ihracatla yüksek bir büyüme oranını aslında bütün dünya hem düşük büyüme hem yüksek enflasyonla mücadele ederken yakalamış durumda. Ama işte bu büyümeyi daha fazla insan nasıl hissedecek? Buna biraz çalışmak gerekiyor sanırım. Biz ekonomiyi konuşurken büyüme rakamları da geldi. Şimdi bu büyüme rakamları, işte yatırımların devam etmesi, şirketlerin ihracatına devam etmesi, istihdamlarını korumaya çalışması, bu şirketlerin de özverisini gösteren bir durum aslında. Türkiye'de dinamik bir sanayi sektörünün olduğunu da gösteriyor. İşte alınacak önlemlerle birleşip acaba Haziran ayını beklemeden bir seçim olur mu tartışması da var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Sayın Bahçeli de Haziran 2023 diyor seçimlere, ama CHP'nin başka bir senaryosu olduğu ve en hazır partiyiz dediği de yazılıp çiziliyor. Kasım ayını işaret ediyorlar. Tabii muhalefet iktidarın artık Türkiye'yi yönetemez hale geldiğini savunuyor. Ve bu yönetilemezliğin her geçen gün daha da vahim sonuçları olduğunu düşünüyor. Ve tabii ki toplumda da buna karşı oluşan bir tepki olduğunun da farkında. Günün sonunda hepimiz biliyoruz ki özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranları istikrarlı bir düşüş seyrinde. Ve bu ekonomik sorunlar çözülemediği müddetçe bu düşüş aynı şekilde devam edeceği de aşikar. Elbette ki belli bir takım sınıfsal, kültürel, duygusal oy verme eğilimleri vardır seçmenlerin. Zaten budur
hala Adalet ve Kalkınma Partisi'ne belli bir oy oranının üzerinde tutan. Fakat her insanın, her seçmenin de bir dayanma noktası var. Ve unutmamak lazım ki günün sonunda insanlar kendileri için, aileleri ve çocukları için ve geleceği için, gelecek için oy verirler. Dolayısıyla muhalefet yönetemeyen iktidarın bir yerde pes edeceğini ve artık seçime mecbur kalacağını, çünkü ekonominin her geçen gün daha da kötüleştiğini söylüyor. Bir yandan bakacak olursak evet, biz örneğin bundan bir 6 ay önceki rakamları konuştuğumuz zaman, bugüne kıyasladığımız zaman işte diyoruz ki ne güzel günlermiş gerçekten. Dolayısıyla muhalefetin iddiası ekonominin daha da kötü günler göreceği, dolayısıyla da iktidarın ekonomi iyice bu tarz bir çöküş noktasına gelmeden önce bir seçim yapmak isteyeceği üzerine. Bunu aynı zamanda biz nerede gördük? Örneğin Macaristan'ın son seçimlerinde Viktor Orban'ın seçimler öncesinde yaptığı ekonomik bir takım hamlelerle gördük. Orban'da ne yapmıştı? Hatırlayacak olursak 13 maaşa çıkarttı. İşte bir maaş ikramiye dedi. Belli yaş gruplarından vergi almadı, ciddi vergi indirimleri yaptı gibi bir takım o anlamda hani tabiri caizse kesenin ağzını açtı ve halka ciddi anlamda belli bir dönemlik ekonomik vaatlerle ekonomik bir takım faydalar sağladı. Hatta şimdi seçimler sonrasında Macaristan'da bu da tartışılıyor. Bu kadar verilen ekonomik ayrıcalıklar, bu kadar verilen bu tavizler şu anda ne hale getirecek acaba Macaristan ekonomisini diye, ama günün sonunda muhalefet de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet Kalkınma Partisi'nin kısa dönemli bir takım hızlı pansumanlarla belli bir gruplara bir takım ekonomik faydalar yaratacağını düşünüyor. Bir izin daha isteyebilir miyim? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Anadolu Ajansı editör masasında açıklamaları var. Bir dinleyelim. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Anadolu Ajansı editör masasında ağırlıklı olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu soruldu ve Suriye'nin kuzeyine harekat, İran kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de güvenlik içinde tepelerine ansızın ineriz, terörle mücadeledeki süreci de kimseye soracak değiliz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı, MHP lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısında verdi mesajlarını. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aynı eksende konuştu. İsveç ve Finlandiya teröre destekten vazgeçmeli, teröristleri iade etmeli. Dolayısıyla bütün bu taahhütlerini yapılacakları da yazılı olarak bizlere iletmeli dedi. Devlet Bahçeli de MHP Genel Başkanı da hem Türkiye'ye heyet gönderiyorsunuz hem de devlet televizyonunda Salim Hüslim'i konuk ediyorsunuz ve açıklamalarını aktarıyorsunuz ifadesiyle eleştirdi. Ayrıca sınır ötesi harekat konusunda da hiçbir tehdide boyun eğecek ne devletimiz ne de milletimiz var dedi. Yunanistan ateşle oynamaktadır ifadesini kullandı. Yine mecliste ne de sınırda terörist istemiyoruz vurgusunu yaptı Devlet Bahçeli. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işaret etti hem de sınıra işaret etti. Teröristler neredeyse bulunup cezalandırılmalı dedi. Kendi işimizi kendimiz görecek kudretteyiz dedi. Bir sınır ötesi harekat noktasında Milli Savunma Bakanı da üzerimize düşeni fazlasıyla yaparız görev verildiğinde vurgusunu da Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde yapmıştı. Dolayısıyla İsveç ve NATO'nun İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ekseninde ve sınır ötesi harekat ekseninde mesajları gördük. MHP lideri Sayın Bahçeli'nin ne mecliste ne de sınırda, Suriye sınırında terörist istemiyoruz cümlesi de ilginç bir mesaj olarak kayda geçti. Bu masada ne ararsanız vardır. Altılı masaya ilişkin de Devlet Bahçeli'nin sözleri var. Özgürlükçü düzen için yeniden bir araya gelmişler. Sırayı Serok Ahmet almış. 10 madde açıklamışlar. Tutarsız, ezbere dayalı, hiçbiri milletimizin gündemini yansıtmamaktadır diye de altılı masanın son toplantısını ve açıklanan 10 maddelik yapılan açıklamayı eleştiriyor Devlet Bahçeli. Şu ana kadar size aktardığımız yayınların, mesajların özeti bu.
Bir yandan da büyüme rakamları gelmişti. Arka arkaya ekonomide de veriler geliyor. Dış ticaret rakamları da geldi. Şimdi büyüme rakamlarında %7,3'ü gördük. Ocak, Şubat, Mart dönemi, ilk çeyrek 2022 dönemi. Biliyorsunuz 2021'de Türkiye ekonomisi %11 büyümüş. Son çeyrek büyümesi de %9'un üzerine çıkmıştı. Pandemi sonrasında büyüme hızlıydı 2020'de. Baz etkisi de vardı. 2022'ye de iyi başladık diyebiliriz. Ancak nasıl büyümüşüz? İhracat %16,8 artmış. İş tüketim, yani biz harcamışız. %19,5'lik büyüme buradan gelmiş. Yani ihracat ve bizim tüketimimizle büyüme sağlanmış. %59,7 iş gücü ödemeleri yapılmış. Maaş artışları, emekli maaş artışları, memur maaş artışları, asgari ücret. Bunun büyümeye katkısı %59,7. Yani maaşlar artmış, biz de ihtiyacımız olanını tasarruf falan yapmamışız. Yüksek enflasyonla beraber harcamışız. Harcayınca, ihracatta olunca büyüme de %7,3 olmuş. Dolayısıyla ne kadar gelirse o kadar gitmiş. Büyümeye de katkı sağlamışız. Dış ticaret açığı büyümüş. Ocak-Nisan döneminde 32,5 milyar dolar. Sadece enerji ithalatı Nisan'da %135 artmış. 7,8 milyar dolara çıkmış. Şirketler çalışmış, ihracatını arttırmış, yatırım yapmaya çalışmış, çarkları döndürmüş, istihdamlarını korumuş. ISO 500 açıklandı. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi. Üretimden satışlarda çok ciddi bir artış söz konusu. Karlılıkta artış söz konusu. Ancak şirketlerin borçluluğu %70 sınırında öz kaynakları oranı. Finansman giderlerinde de çok ciddi bir artış söz konusu. Ancak karlılık, çalışanlarını koruma gücü, ihracatları, ciroları ve karlılıklarının arttığı bir yıl geçirmişler. Pandemi sonrası 2021'de, bunu da söyleyelim. Şu ana kadar gündem böyle, hayli yoğun. Nereden başlarız, nasıl anlatırız bilmiyorum ama enerji maliyetleri bizi zorlayacak, kur baskısı da bizi zorlayacak gibi 16.41'de döviz, dolar kuru, dolar TL. Şimdi bu ortamda hem hane halkının gelirini artıracak önlemler, arkasından bir yandan da işte Suriye'nin kuzeyine bir harekat, 30 kilometre alanı güvenli hale getirme konusunda kararlıyız mesajı. Bu konuda açıklamalar. Bütün bunlar birleştiğinde bizi nasıl bir resim bekliyor? Nasıl bir yaz, nasıl bir sonbahar? Yani Türkiye'nin artık bence yazı kışı, ilkbahar, sonbaharı kalmadı. Biz sürekli bir aksiyon halinde, yüksek gerilim hatlarında olan bir ülkeyiz maalesef. Hani her dönemin farklı bir krizi var ama işte farklı benzerlikteki krizleri devam ettiriyoruz. Belli ki önümüzdeki günlerde yine hareketli geçecek. Orası çok net. Bunu görmek son derece kolay aslında. Fakat burada bence bakacak olursak net hep söylediğimiz bir şey. Yani siyasetin gündemiyle halkın gündemi arasındaki kopukluk. Evet, işte siyasetin gündemi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olup olmayacağı, Türkiye'nin buna vereceği cevap gibi konularla ilgilenirken tabii ki halkın gündemi bundan çok uzak. Yani sokaktaki insana baktığınız zaman zaten barınma, gıda gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamaktaki zorlanan bir halkın şu anda İsveç ve Finlandiya NATO'ya girdi mi, girecek mi konusuna ilgi duyma ihtimali de çok da yüksek değil. Zaten biliyoruz ki biz seçmenler... Altılı masa bu gündemi yakalayabiliyor mu? Bana kalırsa onlar da biraz kopuyorlar bu gündemden. Şimdi en son işte İYİ Parti'nin örneğin az kaldı diye bir kampanyası var billboardlarda gördüğümüz. İşte CHP'de farklı, bize katılın diyor. Evet, farklı noktalara az kaldı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bize katılın var. Fakat şimdi Altılı Masa 4. toplantısını yaptı biliyorsunuz 2 gün önce. Ve biz o toplantıdan ben en azından artık daha tam işte bu bahsettiğim halkın gündemine ilişkin somut adımlar bekliyordum. Çünkü onlara asıl oy getirecek, asıl heyecan yaratacak bu. Fakat onlar hala sürekli ve düzenli olarak temel prensipler üzerinden konuşuyorlar. 10 maddelik bir şey yayınlandı biliyorsunuz. İşte 10 maddede temel prensipler var.
parlamenter sisteme dönüş, şeffaflık falan gibi. Sosyal yardımlar devam edecek diyor. Evet. Ayrım olmayacak, ayrımcılık olmayacak diyor. Her kesim kucaklanacak. Evet. Mealinde açıklamalar var. Biz açıkçası bu 10 maddenin çok benzerini o deklarasyonlarında da görmüştük. Hatta deklarasyon daha ayrıntılıydı. Hayat pahalılığı var mesela. Evet ama yani o 10 maddede bana kalırsa açıkçası hani deklarasyonda olmayıp bize yeni bir heyecan yaratacak bir nokta yok. Seçmenler de artık bu masanın sıkıntı heyecan yaratabilmesi için gerçekten biraz böyle somut bir çıkışlar, daha somut bir şeyler bekliyor. Sürekli prensipler ve ilkeler elbette ki altılı masanın bir takım prensip ve ilkelerde uzlaşması şart. Fakat bunu artık biraz bir kenara bırakıp daha sokaktaki insanın kulağını çelecek, ilgisini uyandıracak noktalara gelmeleri gerekiyor. Ben bunda da artık dördüncü toplantı sonunda bunun beklendiğini düşünüyorum. O yüzden ben bu açıkçası özellikle son toplantıdan çıkan bu 10 maddenin toplum için yeterli olmadığını düşünüyorum artık. Yani oradan daha somut heyecan yaratması lazım. Yani altılı masa ilk başta kurulduğu zaman hatırlarsanız bir heyecan vardı. Ne yapacaklar, ne diyecekler, nasıl davranacaklar diye bir heyecan vardı. Ama artık dördüncü toplantıdan sonra biz biliyorsunuz bir de toplantı çok uzun sürdü. Şimdi siz böyle bir toplantı yapıyorsanız bunun çıktısını hemen halka duyurmanız lazım. Oradan da bir heyecan yaratmanız lazım. O toplantının sonuçlarına ilişkinde iletişim kampanyaları yapılması lazım. Fakat bu öyle olmuyor. Toplantı çok uzun sürdü. Biz sonuçlarını gecenin bir yarısı aldık. Orada da artık zaten insanlar yeni bir güne uyandılar ve başka sorunlarla uyandılar. Kaldı ki bu masanın başka sorunlarla uyandı. Herkesin masanın başka oradaki çıktılarının da bir iletişimi yapılmıyor. Şimdi zaten bundan sonra galiba bir sekreterya çalışması olacak. Ondan sonra komisyonlar neler oldu diye ama orada benim havada kalıyor tabii. Evet. Aday mı açıklanmalı acaba? Adayın söylemleriyle mi gitmeli? Aday elbette ki önemli ama yani başka şeyler de açıklanabilir. Başka yol haritaları da açıklanabilir. Bu birlikteliğin farklı şekillerde bu birlikteliğin nasıl ilerleyeceği gösterilebilir. Şimdi İlerlediği gösterilebilir. Sürekli bir tartışma mı var vurgusundan çıkarılabilir belki. Şimdi onur elime vereceğim. Uzatmak da istemiyorum sözü ama son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun devam edin. Son bir şey daha eleştiriyorum diye şimdi onur elime buyurun konuşun diyor. Şimdi oradaki 10 madde... Yok her zaman buyurun Gülfem Hanım. Biliyorum. İroni vardı. İroni buyurun derken hissediyorum. Görüşümüze değer veririm lütfen. Şimdi 10 maddenin en başında da bir açıklamaları var. Diyorlar ki partilerimiz kendi programlarından, söylemlerinden ve hedeflerinden vazgeçmeksizin ortak ilkelerde uzlaşmıştır deyip ortak ilkeleri açıklıyor. Şimdi ortak ilkelerde uzlaşmak güzel ama siz bir seçime ittifak olarak giriyorsanız ortak söylemlerde buluşmak zorundasınız. Çok üzgünüm ama ortak programlarda da buluşmak zorundasınız. Yani biz ortak kendi söylemlerimizi kullanacağız. Kendi programlarımızı kullanacağız. Peki sadece ilkelerde ortak olacağız olamaz. Yani sizin ortak program ve ortak söylemlerde anlaşmanız ve halka bu ortaklığı net göstermeniz lazım. Şimdi Macaristan'daki ittifakın başarısızlığının nedenleri çok net ortada. Dolayısıyla bizim belli ülkelerdeki başarısızlıkları elbette ki konjonktür farklı, partiler farklı, her şey farklı olabilir. Ama yine de oradaki partiler nezdinde en azından iletişimsel olarak yapılan siyasi iletişim hatalarını alıp aynılarını tekrarlamıyor olmamız lazım. Anladım. Şimdi oradaki ittifakın en büyük hatası partilerin bir türlü iletişimlerinde, söylemlerinde ortaklaşamıyor olmalarıydı. Şimdi biz muhalefet burada aynı hatayı yapamaz. Aslında 6 ayrı parti tabii ki fikirler, görüşler belli konularda farklı. Ama işte mesela 10 maddede biz bunları yapacağız diye uzlaşabiliyorlar ama 7 saat sonra gece yarısı sabah vatandaşa geçmiyor gibi bir şey var. Çünkü dediğim gibi bu toplantının saatini de ona göre ayarlamaları lazım. Çıktısını öyle bir ayarlamaları lazım ki aslında o toplantısının çıktısının ana haber bültenine yetişmesi lazım ki seçmenler bu çıktığı televizyondan duyabilsinler. Evet sosyal medya her ne kadar gelişmiş olsa da biz
televizyonun etkisini biliyoruz iletişimciler olarak. Evet. Dolayısıyla sizin bunun ayarlamasını buna göre yapıyor olmanız lazım. Ana haber bülteninde seçmenlerin bu çıktığı duyuyor olması lazım. Ve de sonrasını getirmeniz lazım. Dağılışı yani da görmek lazım. Buranın bunun bir iletişim kampanyasını yapılması lazım. Öyle olmuyor. Masa buluşuyor. Prensipler bitiyor. Mesela denir ki bu bir koalisyon top masası değil, bu bir parlamenter sisteme geçiş sürecine ilişkin bir masa. O zaman parlamenter sisteme geçiş sürecinde ne yapılacak? Ortak aday mı olacak, olmayacak evet, mı? Evet ama yani sadece son şunu söylemek istiyorum. Yani seçmenlerin hangi sisteme geçtik geçmedikle şu an ilgisi yok hakikaten. Yani neredeyse her açıdan kriz arkasına kriz yaşayan yanan bir ülkenin içinde seçmenler bu yangının nasıl söndürüleceğini duyup ikna olmak istiyorlar. Şimdi tabii vatandaşın gündemi farklı. Mesela büyüme rakamlarının ayrıntısında şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. İş gücü ödemeleri %60 artmış. Düşünün siz %59,7 ilk çeyrekte ödemeleri arttırıyorsunuz. Vatandaş fiyatlara yetişmek için, fiyatlar o kadar artıyor ki vatandaş bu ödemeyi alıyor, artışı alıyor, harcıyor, o yetmiyor. Böyle bir döngüye girmiş. Yani ihracattan daha fazla gerçekten vatan biz harcamışız. Yani tüketimle çarkların dönmesini sağlamışız. Sanayici de borçlanmış o kadar enflasyona, kura vesaireye rağmen o da çarkını döndürmüş. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü de 10.2 trilyon lira olmuş. Tarihi zirve bu. Mali sektörde sanayiyi desteklemiş. Böyle hani mali sektör, sanayi, sonra vatandaş da tamam harcıyorum demiş. Bir yandan da ihracat artmış, biz büyümüşüz bir şekilde. Ama biraz yani ücreti arttırsanız da harcama artacak. O derece bir döngünün içinde bu durum. Yani ücret artışları enflasyona yetmeyecek. Dolayısıyla acil arttırılmalı ama bir yandan da enflasyon düşmeli. Sanayicinin de borçluğu yüksek, herkesin nefesi bir yere kadar. Dolayısıyla bir şeyler yapılmalı ama ne yapılacak? O noktada işte bir sorun var. Ücret artışları vesaire destekler. Sonra da siz sonbaharda böyle bir durum bekliyor musunuz? İşte sınır ötesi operasyon gündemi nasıl değiştirir, ne olur, nasıl bir resim görüyorsunuz? Şimdi öncelikle ücret artışlarının büyümeye olan katkısını benden daha iyi değerlendiririz. Yani daha değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum Ebru Hanım. Bir finansçı olarak bu çok doğal bir sonuç. Şimdi siz demin bu hani büyüme rakamını açıklarken bu benim cebime niye yansımadı, kulağıma fısıldanıyor gibi bir cümle kullandınız. Bu sesi duyarım, ben büyümedim diyecek insanlar. Duyarım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Mesela ben de hatta kulağıma yani duyuyor gibi olmama gerek kalmadı. Sayın Bahçeli'nin konuşması sırasında biraz sosyal medyaya baktım. Fısıldanmayı bırakın, gerçeğini gördüm. Maalesef ülkemizde büyümenin bu oranda gelmesinden üzülenlerin mesajlarını gördüm. Hakikaten bu hoşuna gitmeyen bir grup var bu ülkede. Benim iki tane, üç tane rakam gözüme takıldı. Onların da altını çizelim. Evet, büyüme 7.3 olarak gerçekleşmiş. Sanayi büyümesi 7.4 olarak gerçekleşmiş. Ve yıllardır eleştirilen, inşaatla çok hormonal büyüyoruz diye eleştirilen inşaattaki oranda %7.3 oranında düşmüş inşaat imalatında. Dolayısıyla Türkiye uzun zamandır belki de ilk defa inşaatsız bir şekilde, hatta inşaatın tersine büyümeyi becerebilmiş. Tabii ki bunun birçok faktörü var. Tabii ki bunun birçok sebebi var. Ama bu bütün dünyanın bu rakamları hayal olarak gördüğü bir ortamda gayet iyi bir başarı. İhracat rakamları gayet iyi durumda. Türkiye'nin tabii ki yapısal ve idaresel bir takım sıkıntıları var. Tabii ki bunları düzeltmek için hükümet de elinden geleni yapacaktır. Her hükümetin olacağı gibi. İthalat ama ithalat da yüksek. Şey orada da girdi maliyetleri var. Yoksa daha iyi olabilir. Biz aramalı ithalatıyla ihracat çok yapıyoruz. Hı. Bu da bizim katma değerimizi. Bu kötü bir şey de değildir. Sadece doğru yönlendirildiği sürece. Ve bu arada tabii ki yine yanlışlar da yapıldı. Eksikler de var. Ben bunlara da karşı değilim. Bunlarda da yazıyorum, çiziyorum. Bunlarla ilgili görüşlerimi ifade ediyorum. Ancak ve ancak dünyanın olduğu bu konjektürde böyle bir büyümeyi yakalamak her şeye rağmen ve herkese rağmen oldukça iyi bir başarıdır. Bu insanlarımızın cebine
ne kadar ve nasıl yansır konusu büyük çapta şu anda hükümetin alacağı politikalarla belirlenecek. Unutmayalım ki son maaş artışlarında asgari ücretteki artışı yapılırken Aralık ayıydı zannediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı evet. zaten Temmuz ayı civarı tekrar bir artışı değerlendireceğiz demişti. Yani ikinci bir maaş artışının, ikinci bir gelir artışının sinyalini daha o zaman da vermişti. Bunu hükümet yapabilir, yapamaz, yapar yapmaz tabii ki önümüzdeki 2-3 ay içerisinde göreceğiz. Ama muhtemelen bunu da yapmak durumunda kalacak. Çünkü dediğiniz gibi insanımızın, milletimizin bir şekilde alım gücünü yükseltmemiz lazım. Enflasyon karşısında ezilmemesini sağlamamız lazım. En azından temel insani giderlerde ve temel insani ihtiyaçlarda. Türkiye'de bunları lütfen yanlış anlamasın, altını çizerek söylüyorum. Gülfem onu söylediği için değil. Bizim maalesef muhalefetimizin, muhalif zihinlerin retoriği böyle olduğu için söylüyorum. Türkiye'de yokluk dedi. Türkiye'de Allah'a şükür yokluk yok. Yokluk görmek isteyen varsa Amerika'daki minik bebeği olan anne babalara sorsun. Türkiye'de ciddi bir yoksulluk var ve yoksullukla mücadele bizim şu an en büyük hedeflerimizden biri olmalı, alım gücünü yükseltmek. Ama Türkiye'deki yokluktan bahsetmek biraz insafsızlık olur diye düşünüyorum. Var. Tarım politikaları, ben Gülfem Hanım hakikaten size cevap vermiyorum. Ciddi söylüyorum, yani bunu sizi orada olduğunuz için söylemiyorum. Maalesef ülkemizin maruz kaldığı muhalefetin retoriği bu. Türkiye'de tarım politikaları batmıştır denirken her yıl neredeyse her ay üstü üstüne tarımda cari fazla veren bir sistemi bu şekilde eleştiremezsiniz. Şunu söyleyebilirsiniz belki. Ya Türkiye tarımda çok ciddi bir yol kat etmiştir. Dünyanın sayılı ihracatçılarından biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyet tarihinde görmediği tarımda fazlayı tarımda vermektedir, ihracat fazlasını. Ama diyebilirsiniz ki ya bu güzel ama biz öncelikle kendi iç pazarımıza bakalım. İnsanımıza tahılı, tarımı, tarımsal ürünleri daha ucuza nasıl veririz? Buna bakın, bunu tartışalım. Tamam, ama Türkiye'nin, süt 7,5 lira hani, olmasın, muhalefet... 20 liraya süt içmeyelim mi, tartışalım yani. Hayır, baklava tamamıyla konusu, öyle. Baklava ama... konusunda ben sordum. Sektör temsilcileri fıstık 440 lira açığa çıktı kilosu. Bu haramzadeler, karaborsacı haramzadeler bize boş baklava ürettirdi. O noktaya getirdi diye serzenişte bulunmuş. Bu fıstık niye arttı %200 diye oradan, o tartışmadan yola çıkarak boş baklavadan baklavaya geldik. Geçen sene pazara markete gittiğimizde ödediğimiz faturanın 1,5-2 katını vermek siyasetten ayrı olarak hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Hepimiz buna isyan ediyoruz. Oradan yola çıkıyor. Benim burada altını çizmek istediğim doğru parametreler üzerinden çalışalım. 2 ay evvel domates fiyatını eleştiriliyordu. Bugün domates fiyatının geldiği nokta belli. Domatesi eğer ocakta eleştirirseniz çok hakkaniyetli bir şey olmaz. Ama hala yüksek domates şikayetim var. Bu demek tabii ki, bu demek değildir ki ekonomide her şey iyi, her şey güllük gülistanlık. Hayır değil. Ben de her vatandaş gibi pazara giden, markete giden, alışverişini yapan her vatandaş gibi fiyatlara isyan ediyorum. Burada bir beis yok. Fiyat pahalılığında, alım gücümüzün düşmesinde, geçen seneye göre daha fakir olmamızda, bunlarda bir sıkıntı yok. Ama doğru parametreler üzerinden gidelim. Benim bütün derdim, sıkıntım bu. Yoksa tabii ki benim de eleştirdiğim, açık açık eleştirdiğim, hatta birçok kendini muhalif, beni de iktidar yanlısı gören kişiden çok daha ağır ve sert eleştirdiğim konular var. Ama ben bunları mümkün olduğu kadar siyasetten ayrı yapmaya çalışıyorum. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi veya bir İyi Parti retoriğiyle yapmaya çalışmıyorum. Dediğim gibi burada lütfen tekrar altını çizelim. Gülfem Hanım'ın söyledikleri bir cevap değil bu. Çünkü maalesef bizim muhalefetimizin öğretilmiş mi, öğrenilmiş mi tam olarak karar veremediğim retoriği bu. Bakın altını masadan bahsettiniz. Yıllar evvel çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir abim yurt dışına, ben de yurt dışında gurbetçi olarak yaşarken bir restorancı, çok eski, çok bilinmiş bir restorancı geldi. Orada bir restoran açmak için. Ben de kendisine bütün süreç boyunca birazcık da işte sistemi, orayı ve tabii dilde yardımcı olmak için yardımcı oluyordum. Orada bir restoran açacak yurt dışında. Bir noktada şunu sorayım. Dedim ki abi, dedim, bir restoranın tutacağı ne kadar da belli olur. Nasıl dedi? Yani dedim, ne kadar, bir ay mı sürer, iki ay mı sürer, hani restoranı açtın, bu restoran tutacak mı tutmayacak mı? Bana söylediği cevap çok netti.
bir restoranı tutup tutmayacağı ilk günden belli olur dedi. Kapını açtığın andan itibaren eğer o restoran doluyorsa bir iki restoranda iyi bir iş yapmışındır. Altılı masa birleştiği gün Türkiye'de ciddi bir halk hareketine, ciddi bir tevazuya neden olmamıştır, olamamıştır. Bu benim için de çok kötü bir şeydir çünkü muhalefetin güçlü olmasını Türkiye'de en çok isteyen insanlardan biriyim. İktidar kim olursa olsun, muhalefet kim olursa olsun fark etmez. Olmamıştır, olamamıştır. Bundan sonra da bu altılı masa veya 6+1'lik masadan hiç kimse hiçbir şey beklememekte haklıdır. Bakın yıllardır 3 ay 5 ay sonra biliyorsunuz genelde Kemal Bey ile Meral Hanım karşılıklı olarak şey yaptılar. Bir ay biri söyledi, 2-3 ay sonra başka biri söyledi. İşte erken seçim var, erken seçim var. Ben izleyicilerime çok net bir soru sorayım. Kendi cevaplarını kendileri şey yapsınlar. 22 yıllık çok güçlü bir Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir AK Parti iktidarını devirmeyi düşünüyorsunuz. Saygım var. Ve 6 aydır veya 7 aydır bilmiyorum bu 6+1'lik masa toplanıyor. Ona da saygım var. Bunlar demokrasimizin gayet işleyen iyi çarkları. Bir sonraki 3 Temmuz'dan. Ancak yine de iddia ediyorsunuz ki sizin iddianızla, ana muhalefetin iddiasıyla 6 ay sonra seçim var diyorsunuz. Kasım. Ve bu altılı masadan Kasım işte tam 6 ay ediyor aşağı yukarı. Hatta aşağı yukarı 6 ay. 6 ay sonra seçim var diyorsunuz. Sizin bir programınız belli değil. Sizin temel konularda hanginizin ne düşündüğü, ne taraflarda ortak olduğunuz belli değil. Sizin adayınız veya adaylarınız belli değil. Dolayısıyla biz bazen özellikle popüler olaylarda çabucak bir taraf seçmeyi ve çabucak bir oraya hikaye yazmayı çok seviyoruz. Ama hikayesi olanın kitabı yazılır. 6+1'lik masanın ne hikayesi vardır ne de yazılacak bir kitabı. Keşke olsaydı. Bakın ben şu an mevcut iktidarı gönülden destekleyen biri olarak söylüyorum bunu. Türkiye'nin en büyük eksiği ve en büyük bence yara aldığı noktalardan bir tanesi muhalefetsizliktir. Keşke çok daha çok iyi, çok çetin, iktidarı çok zorlayacak bir muhalefet olsa da benim şu anda şahsen bir oyu olan bir vatandaş olarak şahsen desteklediğim iktidarı daha iyi şeyler yapmaya, daha güzel şeyler yapmaya, daha doğru şeyler yapmaya, daha az yanlışlar yapmaya itse. Ben dediğim gibi benim hangi siyasi görüşü destekleyip desteklemenin fark etmez. Bu benim memleketim için, vatanım için istediğim şey. İktidar kim olursa olsun keşke muhalefet en az onun kadar güçlü olsa da bu yolu açabilse. Ama dediğim gibi maalesef bu 6+1'lik masanın ne bir hikayesi oldu ne de yazılacak bir kitabı. Evet, onların hikayesi parlamenter sisteme geçiş birlikteliğiyle başladı. Ama toplantılar uzadıkça Türkiye'de liderlik önemli dediği gibi aday kim vesaire tartışmalarına döndü. Sonra ittifak içinde ittifak mı başka bir tartışma. Seçim yasasıyla beraber farklı ya bir çalışma. Bana kalırsa şöyle altılı ittifakın... Ama vatandaşın gündemi bu yani bu da değil onun. Zaten bu yani değil ama... Benzin alacak şimdi mesela benzin alırken. Öyle yani bana kalırsa altılı ittifakın yarattığı heyecandan daha fazla heyecan yaratıyor tekil tekil partiler. Yani ana sorunlardan biri bu bence. Yani o altılı, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Bey işte eleştirebilirsiniz, doğru bulabilirsiniz, farklı bir şey. Ama en basiti elektrik eylemi yaptığı zaman tüm Türkiye bundan konuşuyordu. Ya da Sadat çıkışı yaptığı zaman tüm Türkiye bunu konuştu değil mi? Ya da İstanbul mitingi yaptılar bir hafta içinde neredeyse Canan Hanım'ın siyasi yasak ve cezasının geldiği gün karar verdiler. Bir hafta sonrasına İstanbul mitingi yapıldı, çok büyük bir miting yapıldı, bu konuşuldu. Ya da İYİ Parti'nin farklı noktaları, farklı kampanyaları konuşuluyor. Meral Akşener'in sokaktaki kendisinin işte yaptığı çalışmalar konuşuluyor. Şimdi bunlar heyecan yaratıyor ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin o 128 milyar nerede kampanyası. Bunlar heyecan yaratıyor ama bunlar dediğim gibi tek parti olarak yaptıkları kampanyalar daha fazla heyecan yaratıyor altılı masa olarak yapılan işlerden. Bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla da bir altılı masa heyecanı yok bana kalırsa ortada. Fakat partilerin tek tek yarattıkları tekil heyecanlar var. Diyorsunuz. Bu tekil heyecanları bir şekilde o birlikteliğin dinamiğine çevirmeleri lazım. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Bugün için sabrınız ve desteğiniz için özel olarak teşekkür ediyorum. Sağolunuz Onur Erim, sağolunuz Gülfem Saydan Sanver. Teşekkür ederim. Ben de sabahtan beri veri akışını görüyorum.
İşte büyümeyi gördüm, ISO 500'ü gördüm, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundaki durumu gördüm. Ciroları ve karlılıkları iyi, giderler, borçluluk çok artmış olsa da ihracatlarını, satışlarını arttırmayı, cirolarını arttırmayı başarmışlar. Mali sektörün oluşturduğu büyüklüğü Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamasında gördüm. Vatandaş ücret artışını tutmamış, harcamış, demek ki ihtiyacı vardı, bunu kullanmış. Yani bu ülkenin işçisi, işvereni, çalışanı, çalışmayanı, ev kadını, emeklisi, öğrencisi, genci güçlü. Ben bugünkü veri akışından bunu gördüm. Allah her şeye rağmen dayanmaya çalışan, evet, bir halk güçlü, var. Güçlü, aynen. Vatandaşın gücü en büyük zenginlik. Çok kısa bir araya gidiyor muyuz bu bölümde? Kısa bir ara vereyim, sonra toparlayalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar Onur Erim ve Gülfem Say'dan Samer. Sağ olun. Siz teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz tamamlıyoruz para gündemi. Serap Belet gün ortasında gelişmeleri aktaracak. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın, iyi bir gün diliyorum.